Ben Gamze. Hilal. Evet, Gamze ve Hilal Hanım. 21 Aralık size neyi ifade ediyor? Valla hiçbir şey ifade etmiyor. Mayer'in takvimine göre 21 Aralık'ta dünyanın sonuymuş. Evet öyle ama inanmıyorum ben. İnanmıyorsunuz. Safsata diyorsunuz. Evet. Yani. Sizin düşünceniz? Yani Müslüman olan inanmaz zaten. Pekala, iyi günler. Evet, size ne hanım? Recep Kuş. Evet Recep Bey, 21 Aralık size neyi ifade ediyor? 21 Aralık basından öğrendiğimize göre, Maya takvimine göre kıyametin kopacağını söyleyenlerin bir tarihi yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Konu hakkında safsatadan başka bir şey değil. İslam dinine inanan insanların kıyamet alametleri diye şeyler var. Kıyamet alametlerinin bazı şartları var. Ve şu anda gerçekleşmedi. Hala Müslümanım diyen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen olduğu müddetçe kıyametin kopmayacağını dinimiz, alimler bize bildirmiş. Peki, teşekkürler. Bir şey değil efendim. Evet, sen tanıyalım. Benim adım Ecem. Evet Ecem, 21 Aralık sana neyi ifade ediyor? 21 Aralık bana şunu ifade ediyor. 21 Aralık'ta hiçbir şey olmayacak. Maya takvimine göre bir şey olacak. Yani dünyanın sonu da gelmeyecek. Bunu herkes bilsin. Peki, teşekkürler. Bir şey değil. Evet, siz tanıyalım. Necla Bitir. Evet Necla Hanım, 21 Aralık size neyi ifade ediyor? Valla 21 Aralık bana sadece manyetik bir alan olarak dünya üzerinde bazı işlemlerin durabileceğini yani anlatıyor. Başka da bir şey düşünmüyorum yani. Yani bir şey olmayacak. Yani, bir şey yani şimdi kıyamet kopacak falan gibi bir imareler falan ortada konuşuluyor ama bir kere Müslüman olan ya da Kur'an'ı bir kez bile okuyan ya da dinleyen bir kişi kıyametin Allah-u Teala'dan başka ne zaman kopacağını, tamam mı? Kimsenin bilemeyeceği bir gerçeğini kimsenin unutmaması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Ona bakıyoruz, buna bakıyoruz, bir sürü alametler çıkartıyoruz. Ya zaten dünya üzerinde gerçekleşmesi gereken en az 7-8 tane alamet var. Bunlardan bir tanesi sadece benzer olarak tutunan. Daha gerçekleşecek olan o kadar alamet var ki. Tabii canım ya, şey sen alametlerin çoğu oluşmadan kalkmışsın kıyamet 21 Aralık'ta kopacak. Ya bu mümkün mü ya? Allah'tan başka kimse. Hayır, bir de yani Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir şeyi sen nasıl kalkar da ifade edersin? Ha, olabilir. Tarihe denk gelir, 21 Aralık'ta kıyamet kopabilir. Ona bir şey diyemem. Ama sen durup da kıyamet şu tarihte kopacak mümkün değil yani abiciğim. Peki, teşekkürler. Evet Abidin Bey, sizi tanımayanlar tanısın bir öncelikle. Ben telefoncuyum, Uşak'ta yaşıyorum. 20 yaşındayım. Öyle yani. Bekarım tabii canım, evlenmedim bundan daha. Evet, yani düşünmüyorum Abidin, evlenmeyi de. Kimse talip olmasın yani. Evet Abidin Bey, 21 Aralık size neyi ifade ediyor? 21 Aralık güzel bir gün. Hep beraber Şirince'ye gideceğiz. Evet. Kıyametle birlikte kopacağız ya. Kopacağız. He. Peki. Ne yapalım abi? Onu söylüyor yani. Nasıl söyleyeyim, böyle saçmalıklarla. Biz de kopacağız yani, gençler olarak tam toplanacağız. Gideceğiz 21 Aralık'ta Şirince'ye. Orada işte. Ekibimiz hazır. İşte uşağımızın firmasıyla, otobüs firmasıyla gideceğiz. Şirince'de kopacağız abi ya. Eğleneceğiz yani. Peki, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, siz tanıyalım öncelikle. Sinan ben. Evet Sinan Hanım, 21 Aralık'la ilgili ne düşünüyorsunuz? 21 Aralık'la ilgili çok saçma olduğunu düşünüyorum. Siz Şirince'ye gitmeyeceklerdensiniz o zaman. Yok, ben Şirince'ye gitmiyorum. Olsa da buradayım. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz hep beraber. Bekleyeceğiz, aynen göreceğiz. Ki zaten bununla ilgili açıklamalar da yaptılar. Hani gerekli yerler falan açıklamalar yaptı. Korkulacak bir şey olmadığını söyledi ama çoğu kişi demek ki korkuyor. Haberlerde seyrettiğimiz gibi Şirince şu anda turizm kaynıyor. Biz sığmayız zaten. Turizm olarak da evet, evet, evet yani. Bir hareketlilik var. Yani biz bekliyoruz ya. Nasip. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Sen yapalım buyurun. Evet, siz tanıyalım. Talat Öztürk. Evet Talat Bey, 21 Aralık'ta Maya takvimine göre dünyanın sonu. O gün için planlarınız neler? Ne yapmamız gerekiyor? Sizin düşünceniz var mı herhangi bir şey? Avrupa'ya kaçacak. Avrupa'ya kaçacak. Yani bu Maya takvimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz mı? Olmasa iyi olur. Olmasa iyi olur diyorsunuz. Yani böyle bir şey olacak gibi diyorsunuz. Olacak gibi durum öyle. Peki, teşekkürler. Hadi bakalım. Sağ ol, teşekkürler. Evet, siz tanıyalım. Ben Muammer Durmuş, Uşak Güven Köyü'nden. Evet Muammer Bey, 21 Aralık'ta Maya takvimine göre dünyanın sonu diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ölürsek Türkiye'den kurtuluruz. Borçlardan, dertlerden kurtuluruz. Sıkıntılara kalmayız. Sıkıntılara kalmayı verir. Evet, siz tanıyalım. İnsanlığa gelir. Ben Mustafa Doğan. Evet Mustafa Bey, siz neler söylemek istersiniz bu 21 Aralık'la ilgili? Hiçbir şey söyleyeceğim yok ya. Yani öyle bir şey olmaz. Safsata mı diyorsunuz? Evet, safsata. Peki, teşekkürler. İyi günler.
Pakistan'ı yapalım. Muhammed. Evet, Muhammed Bey, 21 Aralık'ta Maya takvimine göre dünyanın sonu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu aştaf ya. Safsata mı diyorsunuz? Safsata. Peki, hadi iyi günler. Evet, evet, şu an bir iş yerindeyiz. Sizi tanıyorum öncelikle. Ayşegül Hanım. Evet Ayşegül Hanım, 21 Aralık size neyi ifade ediyor? 2-1 abi, geçenki maç ifade ediyor. Geçenki maç derken? Fenerbahçe Galatasaray. 2-1-21 ya. Evet abi, işte bu. Acim bomba. Evet sevgili izleyiciler, 21 Aralık bölge iş yerinde arkadaşlarımızın da 21 Aralık Galatasaray Fenerbahçe'yi yendiği 2-1 maçını anımsatmış arkadaşlarımızdan. Ne abi? Tamam, tamam, bitti.